var. Biraz daha bekleyelim ve seminerimizi başlatalım. Evet. Şu anda ekranı görebiliyor musunuz acaba? Ben bir yandan da yorumları açayım. Tamam, Eda, teşekkür ederim Eda için. Şimdi ben de tekrar kendimi geri çağırayım. Şu anda rahat görüntüleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Biraz küçülttüm çünkü toplantıya gelecek olan arkadaşları kabul edebilmek açısından bir sıkıntı var mıdır? Tamamdır Gözüküyor. anne. Tamam, teşekkür ederim. Öyleyse ben başlıyorum. Sorularınız olursa lütfen not alın ve sunumun sonunda kabul edeceğim. Çünkü açıkçası biraz uzun bir sunum olacak. Çünkü çiftlik ve ev hayvanlarında gözlenen sadece başlıcalarını bir de ele aldım. Aslında çok fazla var. Ancak özellikle moleküler açıdan teşhis edilmiş, tanı konulmuş ve laboratuvarda da bunun analizlerinin yapılabilen hastalıklar olmasını seçtim ki ileride klinisyen olduğunuzda karşılaşırsanız aklınızda kalsın. Biz de bunları laboratuvarımızda çoğunu yapmayı planlıyoruz. Şimdi canlı oynatmayı başlat herhalde bu şekilde. Arkadaşlar kaydediyorum. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Çiftlik ve ev hayvanlarında gözlenen başlıca kalıtsal hastalıklara değineceğiz bugün. Burada arkadaşlar bizim bildiğiniz üzere yine biliyorsunuz ama kısaca bir terminolojiden bahsedelim istiyorum. Çünkü bahsettiğimizde ilerleyen aşamalarda bu neydi diye aklınız karışmasın. Gen dediğimiz bölge bir protein sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren bir DNA parçası. Ve genler aslında bir canlının genomunun ancak %2 ila 4'ünü oluşturabiliyorlar. Geri kalan anlamsız DNA bölgeleri olarak isimlendiriliyor. Kromozomlar ise kromos ve soma kelimelerinden oluşuyor. DNA'nın histon proteinlerinin etrafına sarılmasıyla yoğunlaşarak oluşturduğu canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimler. Aslında kromozom oluşmasının sebebi nedir? DNA'nın yani tüm genomik materyalin çekirdeğe sığmasını sağlamak. Çünkü hücre bölünmesi sırasında sonuçta tüm kalıtım maddesinin aktarılması gerekiyor bir sonraki yeni hücrelere. Şimdi genetik hastalıkların kalıtımına baktığımız zaman arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur belki hatta pedigri çizimleri vesaire yapmıştık. Otozomal dominant, otozomal resesif, X'e bağlı dominant, X'e bağlı resesif ve Y'ye bağlı olarak ayrılıyor kalıtım çeşitleri. Ve otozomal dominant, otozomal resesif ve zaten otozomal kalıtım. X'e bağlı dominant, X'e bağlı resesif ve Y'ye bağlı ise
gonozomal kalıtım diyoruz. X'e bağlı dominantta dişi ve erkekler etkilenebiliyor. X'e bağlı resesifte yine dişi ve erkekler etkileniyor. Ancak Y'ye bağlı da sadece erkekler. Otozomal dominant ve resesifte ise dişi veya erkek ayrımı olmuyor. Sığırlarda gözlenen kalıtsal hastalıklara baktığımız zaman arkadaşlar, başlıca sıralamamız gerekirse sığır lökosit yapışma yetmezliği, kompleks omurga bozukluğu, faktör 11 eksikliği, sığır sitrinemisi, sığır brachispina sendromu, akondrogenezi, sığır kolesterol eksikliği ve fasyal displazi sendromu olarak isimlendirebiliriz. Şimdi bunları tek tek kısaca ben size tanıtmaya çalışacağım. Çok ayrıntılı mutasyonlara vesaire girmeyeceğim. Ancak önemli yerleri vurgulamak istiyorum. Mutasyonlarda arkadaşlar, yani daha doğrusu bovin lökosit yapışma yetmezliğine sebep olan mutasyon aslında bizim CD18 glikoproteini denilen bir glikoproteinde meydana gelen bir nükleotidin guaninin adenine dönüşmesiyle oluşuyor. Ve bu da arkadaşlar 128. amino asit bölgesinde aspartik asitin glisine dönmesine sebep oluyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? CD18 glikoproteininin normalde damar endoteliyle interaksiyona geçerek kendisine yer açıp damar endotelinden çıkıp enfeksiyon alanına gitmesini sağlayan, daha doğrusu lökositlerin gitmesini sağlayan bu glikoproteinini tamamen şeklini değiştirdiği için bu interaksiyon olamıyor ve dolayısıyla endotel hücreleri lökositleri tanıyamadığı için ilgili bölgeye gidemiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında hayvanın immünitesi, lökositler çalışmadığı için immünitesi oldukça düşüyor. Hasta hayvanlar erken yaşta ölmekte, ancak bazıları ise 2-3 yaşına kadar yaşayabilmektedir. Ağızda ülser diş eti iltihabı, iyileşmeyen ishal interaksiyonu, bronşit, kronik bronkopnömoni gibi klinik bulgular mevcut. Ölmeyen buzağlarda ise ileri derecede büyüme geriliği ve kaş eksi görülüyor. Kalıtımı otozomal resesif olarak kalıtılan bir hastalık. Yani otozomal resesif ne demek arkadaşlar? İki kopya resesif gene ihtiyacı var. İki kopya mutant resesif gene ihtiyacı var ki bu hastalık ortaya çıksın. Etkilenen ırklar ise Holsteinler, siyah halacalar. Şimdi sığırlarda anlatacağımız arkadaşlar birçok hastalık aslında siyah halacalarda gözüküyor. Holsteinler'de gözüküyor. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü siyah halacalar biliyorsunuz dünya süt endüstrisinde en fazla kullanılan sığır ırkı. Peki en fazla kullanılan sığır ırkı ama neden bu hayvanlarda çok fazla kalıtsal hastalık mevcut? Çünkü arkadaşlar bunlarda suni tohumlama kullanılıyor bildiğiniz üzere ve elit boğa olarak nitelendirdiğimiz ve yüksek gen potansiyeline sahip olan hayvanlar dünya çapında kullanılıyorlar. Dolayısıyla aslında Holstein popülasyonunda da akrabalık artmış oluyor. Akrabalık arttıkça ne oluyor? İstenmeyen bizim bu resesif allerler dediğimiz ve otozomal resesif hastalıklara sebep olan mutant allerlerin frekansı da artmış oluyor. Dolayısıyla bu yüzden dolayıdır ki sığırlarda en fazla Holsteinlerde hastalık gözüküyor. Kalıtsal hastalıklar gözüküyor. Bir diğer hastalığımız kompleks omurga bozukluğu. Mutasyon üredin difosfat asetilglukozamin transporteri kodlayan SLC35A3 geninin 559. pozisyonda bulunan guaninin timine değişmesiyle meydana geliyor. Ve aslında CVM'in semptomlarına baktığımız zaman omurilik anomalisinin yanında mutlaka ve mutlaka arkadaşlar fetal ölüm ve abort ile sonuçlanıyor. Yani atılamayan yavrularda ise, yani abort olmayıp defekli doğan yavrularda ise boyun ve göğüs bölgesi omurgalarında kısalma, simetrik eklem eğrilikleri, omurilik eğriliği, vertebralarda şekil bozukluğu, servikotorakal bağlantıda ankilos, karpal ve metakarpal bilateral simetrik artrogriposis gibi ağır klinik bulgular gözükmekte. Zaten anomalili bir buzağa doğduğunda özellikle Holsteinler'de aklınıza direkt kalıtsal hastalıklar gelmeli. Otozomal resesif kalıtıma sahip, yine demiştik Holsteinler etkileniyor.
Faktör 11 eksikliğine baktığımız zaman faktör 11'i belki hatırlarsınız. Aslında bir pıhtılaşma faktörlerinden bir tanesi. Bu hastalık genellikle asemptomatik olarak seyrediyor ve gizli olarak seyrediyor. Fakat klinik bulguların bazıları enjeksiyon sonrası kanama süresinin uzaması, kanlı süt alınması ve anemi gibi birkaç belirti görülebiliyor. Düşük doğum ağırlığı ve yaşama oranı, enfeksiyöz hastalıklara yakalanma olasılığı yüksek olması, döl tutmada problemler yine semptomlardan birkaç tanesi. Ve mutasyon ise arkadaşlar faktör 11 geninin 12. egzonuna 76 baz eklenmesiyle oluşan bir mutasyon sonucu meydana geliyor. Ve otozomal resesif bir hastalık ve Holstein'larda yani siyah halıcalarda gözüküyor. Bir de şunu eklemem gerekiyor. Bu CVM hastalığını biz Trakya'da taradık ve bunun prevalansı arkadaşlar Türkiye'de mutant allelin %3 olarak tespit ettik. Faktör 11 hastalığını ise yine Trakya'da taradık ancak rastlayamadık. Semptomlarda hastalık üre döngüsünde, sığır süt ürünlemesine başlayacağız şimdi ya veya bovin süt ürünlemeye olarak isimlendiriliyor. Hastalık üre döngüsünde sütrinin arginosüksinat sentetaz enzim yetmezliği sonucunda amonyağın üreye çevrilmesi aşamasında amonyaktan çok daha toksik olan bir madde olan sütrinin vücutta akümülasyon sonucu meydana geliyor aslında. Ve hasta buzağlar doğumu takiben bir hafta içinde ölüyorlar ve doğumu takiben ancak 3-5 günde buzağlarda körlük gelişiyor semptom olarak. Ve hasta buzağlar kolapsa girerek yaklaşık 12 saat içinde ölüyorlar. Yine enzimi kodlayan bölge içerisinde, özür dilerim bir arkadaşınız tekrar katılabilirse. Şimdi, evet. Sitozinin timine mutasyonu sonucu 5. egzonda 86. nükleotitte meydana gelen bir mutasyon sonucu meydana geliyor. Kalıtım otozomal resesif ve Holstein yine ırkında gözüküyor. Sığır bronkispinası arkadaşlar bu da gebeliğin erken döneminde özellikle ilk 40 günde embriyonik ölüm gerçekleşiyor. Ancak gebelik süresinin sonunda ölü doğumlar da gözükebiliyor. Ancak bu tabii daha az. Önemli derecede düşük doğum ağırlığıyla hayvan zaten doğuyor. Gelişme geriliği meydana geliyor. Belirgin şekilde bir omurga, incelmiş ekstremiteler gözükebiliyor. Evet. İncelmiş ekstremiteler gözükebiliyor. Kalp ve böbrek ve gonadlarda malformasyonlar meydana geliyor. Alt ve üst dişlerdeki çenelerin, dişlerin hizalanmaması yani maksilla ve mandibula'nın tam olarak birbirini kapatmaması, maksilla'nın mandibula'dan daha uzun olması ile sonuçlanan bir hastalık. Çok bariz aslında. Ve mutasyon da arkadaşlar aslında yine bir Fanconi Anemia Complementation Group 1 genini oluşturan 37 eksondan 27-27. eksonlar arasında 3.3 kilobaz büyüklüğünde bir delesyon yani bir silinme sonucu oluşan bir mutasyon. Otozomal resesif ve yine Holstein'larda meydana gelen bir hastalık. Bir diğer hastalığımız akondrogenezis. Akondrogenezis de arkadaşlar burada ise bizim aslında bu hastalık Bulldorf dwarfizm olarak da biliniyor. Ve kondrodisplazi, ekondral osteogenezisin kesintiye uğraması nedeniyle kemiklerde meydana gelen bir gelişim aslında bozukluğu. Özellikle uzun kemiklerin oluşumunda rol oynar ve ekstremiteler omurga ve yüz kemiklerini etkiliyor. Zaten resimlerde de görüyorsunuz yüzün tam olarak bulldog şeklinde bir şekil aldığı ve ekstremitelerinde oldukça kısaldığını görüyorsunuz. Ve şişkin bir karın yüz kemiklerinde şiddetli displazi de yine bu hastalığın semptomları arasında. Holstein ve Charolais ırkında COL2A1 geninde mutasyon oluşuyor. Dexter sığırlarında ise akan genindeki mutasyon sonucu gelişiyor.
Kalıtımı ise arkadaşlar otozomal dominant. Bu yüzden de biliyorsunuz yani tek genin kopyasının mutasyona uğraması otozomal dominantta otozomal dominant kalıtımı sağlayan gösteren bir hastalıkta aslında direkt hastalığın fenotipe yansımasıyla sonuçlanıyor. Yani iki kopyadan biri bile mutant olsa direkt aslında fenotipe yansıyor. Sığır kolesterol eksikliği lipid metabolizması etkilenmekte ve doğan yavruların erken dönemde ölümüyle sonlanmaktadır. Düşük canlı ağırlığı, gelişme geriliği, normal iştaha rağmen zayıf buzağların oluşması, kronik idiopatik ishal, sekonder enfeksiyonlar, etkilenmiş hayvanların medikal tedaviye cevap vermemekte ve çoğunlukla 6 aylık yaş aralığında ölmektedirler. Homozigot buzağların çok az bir kısmı bir yıldan uzun yaşamaktadır ve hipokolesterolemi ve hipolipidemi de klinik bulgular arasında yer almakta. Burada arkadaşlar yine bir mutasyon söz konusu ve apoliprotein B'yi kodlayan gende meydana gelen 5. egzonunda meydana gelen bir insersiyon yani bir giriş meydana geliyor ve bu şekilde mutasyon oluşuyor. Otozomal dominant bir hastalık ve yine Holstein'larda gözüküyor. Fasyal displazi sendromu, bu da arkadaşlar çoğunlukla ölü doğum veya doğumu takiben ilk 24 saat içinde ölüm gözlenen bir hastalık. En belirgin bulgusu da ve diğer bütün aslında hastalıklardan belki ayırabilen yüzde şiddetli displazi ve gözlerde bilateral prolapsus yani gözler dışarı çıkmış şekilde bir vakayla karşılaşırsanız bu hastalık aklınıza gelmeli. Ön ekstremitelerde hafif derecede bilateral atrogliposis, mikrosefali ve hidrosefali yani kafada kafanın normalden küçük olması ve aynı zamanda su bulunması kafatasında ve düşük vücut ağırlığı. Mutasyonlarda arkadaşlar fibroblast growth factor receptor 2 geninde 6. egzonda meydana gelen mutasyon sonucunda triptofanın sistine dönüşmesidir. Yani burada direkt aslında bir amino asit değişimi mevcut ve otozomal dominant bir hastalık ve Holstein yani siyah halacalarda gözüken bir hastalık. Şimdi sığırlardaki başlıca kalıtsal hastalıkları geçiyorum ve koyunlarda gözlenen kalıtsal hastalıklara başlayacağım arkadaşlar. Koyunlarda gözlenen başlıca kalıtsal hastalıklar gün körlüğü, kondrodisplazi, dermatofaraksi, mikrooftalmi. Bakalım şimdi bunlara. Gün körlüğü veya akromatopsi dediğimiz otozomal resesif bir genetik bozukluk arkadaşlar. İlk kez 2003 yılında İsrail'de bildirilmiş ve etkilenen ırk ise ivesi. İvesi de biliyorsunuz coğrafyamızda mevcut olan bir koyun ırkı. Retinada koni hücrelerinin disfonksiyonuna bağlı olarak renkli görmede ileri derecede bozukluk, fotofobi yani ışıktan kaçma ve görme azalması ile seyreden ilerlemeyen bir distrofidir. Yine bir tabii ki de mutasyonumuz mevcut ve bu mutasyon arkadaşlar homozigot olduğunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla otozomal resesif bir bozukluk. Kondrodisplaziye bakalım. Kondrodisplazide etkilenen ırk ise tekzel ve kemiklerde meydana gelen bir aslında gelişim bozukluğu olarak özetleyebiliriz kondrodisplaziyi. Koyunlarda ise cücelik ve ön ayakların açısal deformasyonları ile karakterize olan resesif bir hastalık. Mutasyon aslında yine bir egzonda meydana gelmiş ve bir timinin silinmesiyle aslında bu hastalığın klinik tablosu ortaya çıkmakta. Semptomlara baktığımız zaman etkilenen kuzular doğumda normal görünür ancak 2 haftalıkken büyüme hızı azalır. Kısa kalmış boyun ve bacakları mevcut. Büyüme hızı oldukça azalır ve çoğu yaşamın ilk 4 ayında ölür. Hatta şurada kondrodisplazili bir görüyorsunuz koyun resmi vardı. Dermatosparaksiye baktığımız zaman arkadaşlar cildin aşırı kırılganlığı ve yırtılması ile karakterize otozomal resesif bir bağ dokusu bozukluğu ve moleküler nedeni arkadaşlar ise
Bu aslında kolajen eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani kolajenin enzimatik işlemindeki bir kusurdan açığa çıkıyor. Ve açığa çıkmasının sebebi de ADAMTS T2 genindeki mutasyon. Ve burada arkadaşlar semptom olarak peki de göreceksiniz. Geniş yaralar, ağır yara enfeksiyonları, lezyonların enfeksiyonu sonucu septisemi, yani görüyorsunuz açık yaralar ve açık yaraların enfeksiyonu sonucu da septisemi ve ölüm. Eskiden ırklar ise beyaz dorper koyunu. Mikroftalmi yine tek selde gözüken bir hastalık. Kalıtsal kusurda diyebiliriz ve etkilenen kuzular kesinlikle kör oluyorlar arkadaşlar ve morfolojik çalışmalarda bu fenotiplerin oluşumunda ana nedenin lens yapısında şekillenen bozulmalar olarak tanımlanmış. Ve burada da arkadaşlar yine guanilin sitozini 338. nükleotitte PITX üçgeninin egzon 4'ünde dönüşmesi sonucu meydana geliyor. Yine şurada mikroftalmili bir teksel koyunu görüyorsunuz. Atlarda gözlenen kalıtsal hastalıklara geldiğimiz zaman arkadaşlar, burada da başlıca 4 tane sayabiliriz. Aslında bunlar, bu ele aldıklarımın hepsi Arap atlarında gözlenen kalıtsal hastalıklar. Lavanta renkli tay sendromu, ağır kombine immün yetmezliği, serebral atrofi, oksipitaatlantoksiyal malformasyon. Şimdi lavanta renkli tay sendromuna baktığımız zaman arkadaşlar, burada taylarda görülen ölümcül, yani letal bir hastalık. Ve hastalık renk pigmenti olan melanin üreten melanosit hücreleri ve nöronların anomalisine neden oluyor. Mutasyonlar arkadaşlar birinci kromozomda bulunan aslında bizim dediğimiz gibi melanosit hücrelerinin, daha doğrusu melanin üreten hücrelerin üretiminden sorumlu olan gende sitozinin bir baz olarak silinmesi sonucu meydana geliyor. Ve bu silinme durumunda da çerçeve kayması oluyor. Yani aslında çerçeve kayması demek arkadaşlar, tamamen ya proteinin yapısını değiştirebilir veya burada olduğu gibi erken durma kodonu ile sonuçlanan bir çerçeve kayması oluşmuş. Dolayısıyla kalıtımına baktığımızda da gördüğümüz şey yine otozomal resesif karakterli bir kalıtıma sahip olduğu bu hastalığı. Etkilenen ırklar ise Arap atları. Ağır kombine immün yetmezliği, Arap atlarında fonksiyonel B ve T lenfositlerin eksikliğiyle karakterize bir immün yetmezliktir. Genellikle immün yetmezlikle ilişkili kısa süreli spesifik olmayan sekonder enfeksiyonlardan sonra ölüyorlar. Aynı blood'da olduğu gibi aslında. Taylarda bulaşıcı ajanlara karşı aşırı bir duyarlılık ve 6 aydan önce ölüm görülüyor ne yazık ki. Mutasyon ise arkadaşlar, bu severe combined immune deficiency dediğimiz hastalığın veya da ağır kombine immün yetmezlik dediğimiz hastalığın temelinde DNA'ya bağımlı protein kinazın katalitik alt ünitesini kodlayan gende 5 baz çiftinin silinmesi sonucu meydana geliyor. Ve dolayısıyla da mutant genotipe sahip hayvanlarda kemik iliği, lenf düğümleri ve dalakta T ve B lenfosit sayılarında şiddetli baskılanma görülüyor. Yani aslında yine bir, dediğimiz gibi başta da, bir immün yetmezlik tablosu oluşuyor ve sekonder enfeksiyonlardan dolayı hayvanları kaybedebiliyorsunuz. Serebral abiyotrofi. Burada arkadaşlar yine etkileyen ırklar Arap atları, kalıtım otozomal resesif. Semptomlar ise pürküz hücrelerinin doğum sonrası dejenerasyonu ile karakterize nörolojik bir durum olduğu için aslında biz de nörolojik tablolar bekliyoruz ki burada da o şekilde semptomlar açığa çıkmış zaten. Ataksi, kafa titremeleri, denge eksikliği gibi nörodejeneratif semptomlara sahip bir hastalık. Atlarda aslında bu hastalığın belirtileri genellikle 6 hafta ile 4 ay arası ortaya çıkmakta. Bunlar istemsiz kafa titremeleri dedik, ataksiler, ön ayakların abartılı ve kürek çekme hareketleri ve
tehdit tepkisi eksikliğidir. Yani hayvanın üzerine gittiğiniz zaman hayvanın size herhangi bir tepki vermemesidir veya herhangi bir ani durumlara karşı tepki vermemesidir. Bir diğer hastalığımız occipitoatlantoksiyal malformasyon. Burada arkadaşlar aslında ilk servikal omurun yani atlasın kafatasının tabanına yani occiputa ve ikinci servikal omurun atlasa benzediği bir gelişimsel kusur olarak tanımlandığı için bu ismi almış. Ve klinik bulgular arasında anormal baş pozisyonu, ilerleyici ataksi, uzatılmış boyun duruşu ve servikal vertebra boyunca gözle görülür düzensizlikler içeriyor. Bu hastalık boyun hareketliliğini, uzatma kaybını ve esnekliğini etkiliyor. Etkilenen taylarda ölü veya canlı fakat tetraprezili dediğimiz yani tetraprezili doğum veya vertebral kanal darlığı nedeniyle ilerleyici ataksi görülebiliyor. Son çalışmalarda ise arkadaşlar bu genin mutasyonu tespit ediliyor ve tespit edilen mutasyonun da 2.7 kilobazlık bir silinme olduğu gözüküyor. Ve otozomal resesif karakterde bir hastalık yine Arap atlarında görülüyor. Şimdi arkadaşlar köpeklerde görülen kalıtsal hastalıklara başlayacağım. Burada köpeklerde aslında sistemsel olarak gitmeyi tercih ettim. Yani sistem odaklı ele aldım hastalıkları. Örneğin gözün yapısını etkileyen kalıtsal hastalıklara baktığımızda köpeklerde multifokal retinopati 1, 2, 3, köpek koni dejenerasyonu, primer açık açılı glokom, gençlik kalıtsal hastalığı ve bilincin lens luksasyonu olarak isimlendirebiliriz. Şimdi burada köpek multifokal retinopati 1'den etkilenen ırkları görüyorsunuz. Oldukça geniş bir yelpazeye sahip ve değişik yapıdaki ırklar. Mutasyon arkadaşlar bestrofin 1 geninde bir mutasyonun 73. nükleotitte sitozinin timine mutasyonuyla meydana geliyor ve etkilenen köpekler tipik olarak 11 ila 16 hafta arasında çoklu ayrı dairesel retina döklemanı yani ayrılması alanlarıyla bulunuyor. Yani aslında retina ayrılıyor arkadaşlar. Retina ayrıldığı için de altında sıvı birikmesi oluyor ve gözde gri, turuncu veya pembe renkli kabarcıklara neden oluyor. Retina değişikliklerinin ilerlemesi yavaş meydana gelse de bir yıl kadar ilerleyip daha sonrasında duruyor ve körlüğe genellikle neden olmuyor. Evet, ancak görme kaybı mevcut. Hastalık otozomal resesif bir şekilde kanıtılıyor. Köpek multifokal retinopati 2'de ise Coton de Tulleur dediğimiz bir köpek ırkında gözüküyor. Protein işlevini bozan yine bir mutasyon mevcut ve etkilenen köpekler tipik olarak 15 haftalıkken yine aynı şekilde retinadaki değişiklikler gözleniyor. Yine körlüğe yol açmıyor. Otozomal resesif karakterde olan bir hastalık. Köpek multifokal retinopati 3 ise burada bir delasyon meydana geliyor. Ve etkilenen köpekler genellikle 9 ila 24 ay arasında olan köpekler oluyor. Ve yine bir retina ayrılması mevcut. Sıvı ayrılmış retinanın altında birikiyor. Yine diğerlerine benzer semptomlar gözüküyor. Görme kaybı bildiriliyor burada. Ve şu ayrıcı tanıyı belki koyabilirsiniz. Bazı durumlarda kabarcıklar köpek yaşlandıkça iyileşir gibi görünmekte olsa bile yine de görme kaybı bildirilebiliyor. Kalıtıma baktığınızda arkadaşlar hastalık otozomal resesif bir kalıtım izliyor. Bir diğer hastalığımız koni dejenerasyonu. Yine etkilenen ırkları görüyorsunuz.
Semptomlarda köpek konisi dejenerasyonu veya gün körlüğü dediğimiz neden olan bir mutasyon var. Ve bu arkadaşlar retina gelişimini tamamlandığında 8 ila 12 hafta arasında ortaya çıkan kusuru belirtileriyle gün körlüğüne ve görme keskinliğine neden oluyor. Ve dolayısıyla tipik olarak etkilenen köpekler parlak ışığa maruz kalma, tahriş edici ve ağrılı olduğu için giderek fotofobik hale geliyorlar. Yani ışıktan kaçmaya başlıyorlar. Ve düşük ışık koşullarında görüş normal kalabiliyor. Etkilenen köpeklerin oftalmi muayeneleri sonucunda normal kaldığından bilgilendirici çok olarak yani semptomlar açısından çok fazla oftalmik muayenede bu hastalığın bilgilendirici verisini alamayabiliyorsunuz. Bu hastalık otozomal resesif bir şekilde miras alıyor, kalıtılıyor ve her iki cinsiyette de tabii eşit olarak meydana geliyor otozomal olduğu için. Primer açık açılı glokoma baktığımızda ise burada arkadaşlar etkilenen ırklar beagle'lar. Primer açık açılı glokom yine ADAMTS10 genindeki bir mutasyondan kaynaklanıyor ve otozomal resesif bir hastalık. Her iki cinsiyette de bildiğimiz gibi eşit gözüküyor otozomal resesifler ve mutasyon için taşıyıcılar herhangi bir aslında semptom göstermiyorlar. Zaten otozomal resesif hastalıkların en büyük handikapı bu. Popülasyondan elimine etmek için sizin kesinlikle moleküler tanıya ihtiyacınız olacaktır. Beagle popülasyonunda mutasyonun tahmini frekansı %1. Mutasyon gözdeki basıncın artmasına neden olur ve tedavi edilmezse sinir hasarı, görme kaybı ve lens subluksasyonu ve körlüğe kadar giden bir klinik semptom, daha doğrusu klinik tablosu mevcut. Gençlik kalıtsal hastalığı arkadaşlar bu da yine burada görüyorsunuz Boston Terrier, Staffordshire Bull Terrier ve Fransız Bulldog'ların etkilendiği bir hastalık. Kataraktın gelişmesi için mutasyonun iki kopyası gerekiyor. Yani otozomal resist bir hastalık. Her iki gözü de simetrik olarak etkiliyor ve erken yaşta başlıyor. Kataraktın oluşumu bir yaşından önce başlar. 2-3 yaşına kadar olgunlaşır ve körlüğe kadar ilerleyen bir tablo ile seyreder. Evet. Birinci lens luksasyonu demiştik. Etkilenen ırklar genellikle tüm teriyer ırkları. Amerikan Eskimo köpeği, Avustralya sığır köpeği ve İtalyan tazısı. Semptomlara baktığımız zaman göz merceğinin normal konumunda hareket ettiği, iltihaplanma ve glikoma neden olan ağrılı ve kalıtsal bir göz hastalığıdır. Eğer tedavi edilmezse bu durum körlüğe kadar gidebiliyor. Sulu, kırmızı gözyaşı dolu gözler mevcut klinik şeyde tabloda ve dolayısıyla veteriner hekim müdahalesinin gerekli olduğu, mutlaka gerekli olduğu hastalıklardan, göz hastalıklarından bir tanesi. Hastalık otozomal resesif bir şekilde kalıtılıyor ve yine tek baz değişim mutasyonu sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Şimdi köpeklerde iskelet kas sinir sistemini etkileyen hastalıklara bakacağız. Kondrodistrofi ve kondrodisplazi, osteogenez imperfecta, osteokondrodisplazi, dejeneratif miyelopati, egzersizin neden olduğu çöküş, leukoensefalopati. Şimdi kondrodistrofi ve kondrodisplaziye baktığımızda arkadaşlar, bu da aslında kısaca şöyle söyleyebiliriz. Büyüme plaklarının yapısında erken değişiklikler sonucu oluşan uzun kemiklerin aslında kemik uzunluklarının azalması sonucu oluşuyor. Dolayısıyla intervertebral disklerin de erken dejenerasyonuna sebep olan bir hastalık ve kısa bacaklı bir anormal fenotip oluşturuyor. Dolayısıyla işte bu disklerin dejenerasyonu sonucu neler oluşuyor biliyorsunuz iltihap özellikle fıtıklanmalar, herniyalar oluşabiliyor. Ve dolayısıyla da onun dışında ağrılar, şiddetli ağrılar, miyelopatiler. Kalıtımı arkadaşlar aslında
kalıtım olarak yarı baskın bir özellik olarak kalıtılıyorlar. Yani aslında iki kopyadan bir kopyaya bile sahip olsalar bu köpekler yine fenotiplerinde bunu yansıtabiliyorlar daha az da olsa. Ve otozomal dominant karakterde bir hastalık bu. Otozomal dominant karakterde bir hastalık olduğu için burada bizim bir kopya bile sahip olmamız aslında hastalığın fenotipe yansımasını ancak iki kopya olması hastalığın çok daha ağır seyretmesine sebep olmakta. Burada etkilenen ırkları görüyorsunuz. Oldukça geniş bir yelpazede etkilenebiliyorlar. Yine şimdi bu arkadaşlar kondrodistrofiden etkilenenler, bunlar ise kondrodisplaziden etkilenenler. Osteogenez imperfecta'ya baktığımızda etkilenen ırklarda arkadaşlar daçantlar var. Daçantların zaten biliyorsunuz vücut yapıları oldukça problemli. Osteogenez imperfecta kusurlu kolajeninden olan ve aşırı derecede kırılgan kemik ve dişlere yol açan kalıtsal bir hastalık. Etkilenen yavru köpekler küçük travma sonrası oyun oynamasından kaynaklanabilecek kemik kırıklarından muzdarip olabiliyorlar. Altta yatan kan damarlarını ortaya çıkaran ince diş minesi nedeniyle dişler kırılgan ve pembe olarak gözükebiliyor. Bu özellik ise otozomal resesif olarak aktarılan bir özellik. Daha doğrusu bir kusur diyelim. Osteokondrodisplazide ise etkilenenler minyatür pudullar ve büyümede gerilik yaklaşık 3 haftalık görülebilecek anormal hareketleriyle karakterize bazı semptomlar gözlenebiliyor. Etkilenen hayvanlar yayılmış arka bacaklar, genişletilmiş eklemler, yassı göğüs kafesleri, kısaltılmış ve bükülmüş uzun kemikler ve deforme olmuş ayaklar ile karakterize. Kalıtım otozomal resesif karakterde bir kalıtıma sahip ve dolayısıyla burada da yine bir mutasyon tabii ki de söz konusu. Sülfat taşıyıcı gendeki bir silinme ile meydana gelen bir hastalık. Dejeneratif miyelopatiye baktığımız zaman birçok köpek ırkını etkilemektedir ve semptomları arasında ise genellikle erişkinlikte klinik kas belirtileri gözükmeye başlıyor 8 yaşından itibaren. Bu durum kademeli kas kaybı ve tipik olarak sinir dejenerasyonu nedeniyle arka bacaklarda başlayan koordinasyon kaybına neden oluyor. Küçük cüsseli köpekler daha yavaş, köpeklerde daha yavaş ilerliyor bu hastalık. Hastalığın genç dönemlerinde köpeklerde idrar kaçırmaya neden olan bazı semptomlar, daha doğrusu idrar kaçırma semptomlardan biri olabiliyor ve aynı zamanda ön ayaklarda etkilenmeye başlayabiliyor. Semptomların başlamasından 6 ay ile 2 yıl sonra yürüme yeteneğini tamamen kaybedebiliyor. Yine bir mutasyon sonucu meydana geliyor. Hastalık eksik penetrasyon ile otozomal resesif bir şekilde kanıtılıyor. Ve burada arkadaşlar ırklar arasındaki değişkenlik diğer genetik ve çevresel faktörlerin hastalık ekspresyonunda rol oynadığını göstermekte. Farklı ırklarda dejeneratif miyelopati riskini değiştiren diğer genetik faktörleri tanımlamak için devam eden araştırmalar var. Ve yine bu hastalıkta genetik tarama çok önemli ve yetiştiricilik yaparken damızlık hayvanlarının seçiminde mutlaka genetik durumlarının belirlemeleri gerekiyor ki bu hastalığı, bu kopyaları, mutant gen kopyalarını taşıyan hayvanlar damızlıkta kullanılmasınlar. Egzersizin neden olduğu çöküş veya exercise-induced collapse olarak da biliniyor bu hastalık. Fenotipte açıkça görülen sağlıklı köpeklerde yoğun egzersiz sonrasında kas zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve hayatı tehdit eden çöküş ile karakterize genetik nöromüsküler bir hastalık. Etkilenen köpekler hafif ve orta şiddette aktiviteye tolerans gösterir ancak 5 ila 20 dakikalık yorucu ve yoğun bir egzersiz sonrasında egzersizlerin olduğu çöküş hastalığının belirtilerini göstermeye başlarlar.
Bu hastalığın şiddeti değişkendir. Etkilenen bazı köpekler arka ayaklarını sürüyerek koşmaya devam ederken diğerleri arkadan ayak uçlarını zayıflıkla ilerlemekte ve toplam hareket kabiliyeti neden yani toplam hareket kabiliyetinin tamamını kaybetmemekle beraber yine oldukça zor hareket etmektedirler. Etkilenmeyen köpeklerde de aynı egzersiz koşullarında genelde çarpıcı bir vücut sıcaklığının yükselmesi önemli bir klinik tespit. Etkilenen köpekler hastalığın 5 ay gibi erken bir zamanda ortaya çıktığını gösteriyor. Bu genellikle daha yorucu eğitim ve aktivite başladığında görülüyor. Özellikle hayvanlar eğitime gönderildiğinde görülen hastalıklardan biri olarak biliniyor. Köpekler uygun yönetim ve yönetim ile dolu verimli yaşamalarına aslında neden olabiliyorsunuz. Nasıl? Onları daha az yorucu egzersizlerle ve uzun ve daha az tempolu egzersizlerle tabi tutarak o şekilde hem egzersizlerini karşılayabiliyorsunuz ama hem de yoğun egzersizden kaçarak yine hayvanlarınızın stabil kalmasını sağlayabilirsiniz. Otozomal resesif bir hastalık. Evet, taşıyıcıların arasındaki çiftleşmelerin etkilenen yavru köpeklerin %25'ini oluşturması bekleniyor. Yani iki taşıyıcı birleştiğinde hasta olarak %25 olarak bir oranımız mevcut hasta hayvanın ortaya çıkması için. Etkilenen ırklarda yine görmüş olduğunuz gibi birçok ırkımız mevcut. Rökensefalomiyopati de arkadaşlar. Burada merkezi sinir sisteminin nörodejeneratif bir hastalığı ve artan hareketsizlik ile birlikte genelleştirilmiş aşamalı bir denge kaybıyla karakterize bir hastalık ve bir yaşından önce ortaya çıkıyor. Tipik olarak patileri sürüklemek ve parmak etkileminin de dahil olmak üzere yürüyüş anomalikleri gözükebiliyor. Hastalık ne yazık ki progresif ilerleyici. Önden arkaya doğru hareket eder ancak ağrı ile ilişkili değildir bu ilerleme. Kalıtıma baktığımızda hastalık otozomal resesifte ve otozomal resesif olarak kalıtılıyor. En fazla gözüken daha doğrusu şu ana kadar tespit edilenler Rottweiler'lar ve Danua'larda bu mutant alel mevcut. Köpeklerde kan dokusunu ve bileşenlerini etkileyen kalıtsal hastalıklara baktığımızda faktör 7 eksikliği, hemofili A veya faktör 8 eksikliği, von Willebrand hastalığı, köpek lökosit yapışma eksikliği, pirivat kinaz eksikliği, kapana kısılmış nötrofil sendromu. Faktör 7 eksikliğine baktığımız zaman karaciğerde sentezlenen ve vasküler hasar oluştuğunda kan kutulaşmasını başlatmak için gerekli olan bir kutulaşma faktörü bildiğiniz üzere faktör 7. Ve faktör 7 eksikliğinde de hafif ile orta şiddette bir pıhtılaşma bozukluğu gözlenebiliyor. Kalıtıma baktığımız zaman otozomal resesif olarak kalıtılan bir hastalık. Etkilenen ırklar yine oldukça yaygın, oldukça geniş ve değişik. Türkiye'de en fazla gözüken, yani daha doğrusu kullanılan ırklardan ya da yetiştirilen ırklardan diyelim, Beagle'larda, Miniatür Schnauzer'larda, Alman Weyherd Pointer'larda belki, İrlanda Su Spaniel kuplarında gözüküyor. Hemofili A ile baktığımız zaman ise faktör 8 eksikliğine. Burada arkadaşlar normal kan kutulaşması için gerekli olan temel bir protein olan koagülasyon yetersizliğinden kaynaklanan kalıtsal bir kanama bozukluğu yine. Özellikle sık sık burun kanamasıyla semptom olarak kendisini gösteriyor. Kanama zaman zaman ölüme neden olacak kadar şiddetli olsa da etkilenen köpeklerin çoğu normal bir ömre sahip. Bir köpek ancak bir cerrahi prosedür veya ciddi bir travma geçirene kadar bu durum tespit edilemeyebiliyor. Hastalık X'e bağlı resesif olarak kalıtılıyor. İki kusurlu kopyası olan dişiler hastalığı gösteriyor. Bir normal ve bir etkilenen dişilerde klinik bulgular mevcut değil. Yani sadece bir X kromozomunda mutant alleli taşır ise dişi
bir problem yaşamıyor. Her iki X kromozomda da mutant alleli taşıması gerekiyor. Erkeklerde ise sadece bir X kromozom var. O yüzden tek bir X kromozomunda bile bu hastalığı taşısa aslında direkt hayvan hastalığın belirtilerini gösteriyor. Eskiden ırklara baktığımız zaman Alman çoban köpeği, Şiro çoban köpeği, beyaz çoban köpeği ve Boxer olarak görüyoruz. Von Willebrand hastalığına baktığımızda arkadaşlar, Von Willebrand hastalığı normal bir kan pıhtılaşma proteinin eksikliği ya da azaltmış seviyesinden kaynaklanan kalıtsal bir kanama bozukluğu. Yine asomptomatik olarak devam edebilir ancak işte ameliyattı, doğumdu, yoğun kanamalar sonucu kanın durmaması ile kendini gösteren bir hastalık. Tıbbi müdahale olmadan kontrolsüz kanama ölümle sonuçlanabiliyor. Bu yüzden eğer size gelen hastalardan durmayan bir kanama şikayeti gelir ise mutlaka bu hastalıktan şüphelenmenizi tavsiye ederim. Evet, ayrıca yaklaşık 3 tipi mevcut ve eksik penetrasyona sahip dominant bir özellik olarak kalıtılıyor. Şöyle söyleyelim, aslında bu da şunu gösteriyor. Bu mutasyona sahip olan bütün köpeklerin hastalığın kritik belirtilerini göstermeyeceği. Yani evet bu mutasyona sahip olabilir ancak eksik penetrasyondan kaynaklı olarak bütün klinik belirtileri gösterecek anlamına gelmiyor. Biraz da çevresel koşullara bağlı. Eskiden ırklara baktığımız zaman arkadaşlar tip 1, tip 2 ve tip 3 oldukça Türkiye'de de yoğun olarak yetiştirilen ırklar mevcut içerisinde. Bir diğer hastalığımız köpek lökosit yapışma eksikliği ya da canine lökosit adhesion deficiency olarak da isimlendirilebiliyor. Kalıtsal bir kan hastalığı, yine etkilenen köpeklerde anormal kan pıhtılaşması ve bağışıklık sistemi fonksiyonları var. Laminitis, piyoderma, osteomiyelit ve diş eti iltihabı dahil tekrarlayan cilt enfeksiyonları ile ortaya çıkan bir aslında blood'la hemen hemen aynı semptomları görüyoruz burada da. En fazla etkilenen ırklar Alman çoban köpeği ve İrlanda setiri. Otozomal resesif olarak kalıtılan bir hastalık. Herhangi bir cerrahi işlem öncesi mutlaka veteriner hekimin haberdar edilmesi lazım. Bu tarz pıhtılaşma hastalığı olan hayvanlar hakkında. Özellikle operasyona alınmadan önce. Glumat kinaz eksikliği, etkilenen ırklar görmüş olduğunuz gibi yine değişik farklı ırklar mevcut. Burada arkadaşlar ne gibi bir hastalık ortaya çıkıyor? Aslında buna biz kalıtsal hemolitik anemi de diyebiliriz. Kırmızı kan hücrelerinin erken ölümüyle sonuçlanıyor. Enerji eksikliği, düşük egzersiz toleransı ve yorgunluk. En fazla bilinen, en fazla ya da kliniğe yansıyan semptomlar arasında. Tabii daha yoğun bir şey yapıldığında, inceleme yapıldığında artan demir seviyeleri, artmış kemik yoğunluğu, genişlemiş bir dalak ve karaciğerin yanı sıra kemik iliği hücrelerinin fibroz bağ dokusu enflasmanına sahip olabiliyorlar. Kemik iliği ve karaciğer yetmezliği tipik olarak 5 yaşlarında meydana gelebiliyor. Otozomal resesif bir hastalık. Kapana kısılmış nötrofil sendromu veya trapped nötrofil sindrom olarak da biliniyor bu. Border collie'lerde gözlenen bir kalıtsal hastalık. Nötropeni ile karakterize ve köpek yavruları arızalı bir bağışıklık sisteminden kaynaklanan kronik enfeksiyonlardan sürekli bir muzdarip oluyorlar ve çoğu zaman kardeşlerinden daha küçük ve gelişimsel gecikmelere sahip olarak kliniğe getirilebiliyorlar. Otozomal resesif olan bir hastalık dünya genelinde %7 ile 8 oranında gözlenen bir hastalık border collie'ler genelinde. Köpeklerde gözlenen diğer kalıtsal hastalıklara baktığımız zaman ise
Immersion Grasbeck sendromu, kalıtsal nazal parakeratoz, hiperürikosüri, mukopolisakkaridozis. Şimdi Immersion Grasbeck sendromuna baktığımız zaman aslında bağırsaktan B12 vitamininin emilmediği bir hastalık diyebiliriz buna kısaca. İştahsızlık, kilo alamama, uyuşukluk, yemekten sonra yoğunlaşan rahatsızlıklar da yine klinik tablo içerisinde yer alıyor. Anemi, aşırı idrar, idrar ile aşırı protein atılımı diyelim buna. Kronik tedavi olmadan kalıcı beyin ve sinir sistemi hasarı oluşabiliyor. Yani kronik olarak hayvan üzerinde bu hastalık durduğu zaman beyin ve sinir sistemi hasarına kadar gidebiliyor. Otozomal resesif kalıtımlı bir hastalık, Beagle'lar ve Border Collie'ler etkilenebiliyor. Kalıtsal nazal parakeratoz ise baktığımız zaman ise burada arkadaşlar genç köpeklerin burun bölgesi üzerinde çatlaklar olan bir kabuk oluşumu ile sonuçlanıyor ve etkilenen köpekler aslında sağlıklı ancak sürekli burunlarında bir çatlaklar ve çatlaklarda biriken sıvılar mevcut. Bu da otozomal resesif bir hastalık ve en fazla da Labradoodle ve Labrador Retriever'larda gözüküyor. Hiperürikosüriye baktığımız zaman idrarda yüksek seviyede ürik asit anlamına geliyor bu. Özellikle mesanelerinde veya bazen böbreklerinde de taş oluşmasına sebep olabiliyor. Cerrahi olarak mutlaka bu taşlar çıkarılmalı ve tedavisi zor ve inatçı bir hastalık. Dolayısıyla klinik değerlendirmede karaciğer hastalığı ve diyet gibi diğer faktörlerin de aslında tabii ki de dikkate alınması gerekiyor. Sadece ya hayvanlar size mesane taşı ile geldikleri zaman tek tabii sebep bu olmayacaktır. Otozomal resesif karakterde bir hastalık ve herhangi bir ırkta ortaya çıkabiliyor ancak yapılan çalışmalarda en çok rastlanılanlar Dalmaçyalılar, Bulldoglar ve Siyah Rus Terrier'dir. Mukopolisakkaridoza baktığımız zaman burada ise arkadaşlar hücrelerde glikozaminoglikanların birikmesiyle karakterize edilen lizozomal depo hastalığı. Kemik, kıkırdak, tendonlar, kornealar, cilt ve bağ dokusu gelişimiyle ilgili hücrelerde ve eklem sıvılarında bulunuyor glikozaminoglikanlar yapısal olarak. Dolayısıyla bu normal hücre metabolizması koşulları altında bu amino şekerler beta glukuronidaz tarafından kodlanan beta glukuronidaz enzimi tarafından aslında basit şekerlere parçalanabiliyorlar ve bu da arkadaşlar aslında eğer bu enzimin yapısında bir bozulma olur ise amino şekerlerin birikmesine sebep oluyor. Ve bir aylıkken etkilenen yavrular genellikle etkilenmemiş yavrulara göre daha geniş yüzleri, düşük kulakları ve geniş göğüs mesafesiyle karakterize. 2 aylıkken kornea bulanıklığı gözleniyor ve etkilenen köpeklerin etkilenmeyen kardeşlerin boyutunun kabaca yarısı kadar olması fark gelişimi görülebiliyor. Hastalık ilerledikçe ayakta durma zorlaşıyor ve eklemler şişebiliyor. Ve kolayca ne yazık ki eklem luksasyonları meydana gelebiliyor. Ek klinik bulgular arasında kalp anomalileri, trakeal daralma ve idrarda glikozaminoglikanlar bulunabiliyor. Hastalık otozomal resesif, karakterli bir hastalık ve etkilenen ırklar Brezilya teriyerleri ile Alman çoban köpekleri. Diğer hastalıklar da var arkadaşlar. Yani şöyle mesela ankiloglossi diye bir hastalık var. Bu kangal köpeklerinde dil kökü yapışıklığı anlamına geliyor. Daha doğrusu dilin tamamen alt tabana yapışmasıyla
meydana gelen bir hastalık ve kangal köpeklerine özgü. Kalça displazisi yine kalıtsal mı, tek nokta mutasyonuna bağlı değil, ancak anatomik kusurları da ya da anatomik yapıları da siz kalıtsal yapı olarak ya da genetik yapı olarak alırsanız tabii ki genetik bir altyapısı var. Peki bunu nasıl açıklıyorlar? İşte asetabulumun yayvan, normalden daha yayvan beyazı olması veya kaput femorisin daha küçük olması gibi anatomik nedenleriyle birlikte. Bir de buna ek olarak da köpeğin ırk karakterine bağlı olarak postürü, örneğin Alman çoban köpeklerinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu yine size bir genetik altyapının mevcudiyetini gösteriyor. Diabetes mellitus, yani şeker hastalığı, bu da yine genetik altyapısı henüz bilinmemekle birlikte yine genetik temelli olduğu kabul edilmiş bir hastalık. Epilepsi, epilepsinin birçok türü mevcut. Bunlardan genetik olarak özellikle fotofobiye bağlı epilepside genetik mutasyonlar tespit edilmiş. Ancak diğer epilepsilerde henüz daha çalışmalar devam etmekte. Bunlardan da bahsetmek istedim. Bahsetmeden geçmek istemedim bunları. Kedilerde görülen kalıtsal hastalıklara baktığımızda arkadaşlar, polikistik böbrek hastalığı, ilerleyen retinal atrofi, mukopolisakkaridozis, glikojen depolama hastalığı tip 4, eritrosit pirovat kinaz eksikliği ve osteokondro displazi. Burada arkadaşlar polikistik böbrek hastalığı İran kedilerine özel otozomal dominant bir hastalık ve özellikle polikistik böbrek hastalığı ne yazık ki sporadik olarak başka kedi popülasyonlarında da oluşabiliyor. Ancak en fazla gözüktüğü popülasyon İran kedileri. Ve ne yazık ki bu hastalığın güçlü bir klinik ayrıcı tanısı yok. Herhangi bir böbrek yetmezliği ile oldukça benzer nitelikte klinik semptomları mevcut. Ancak böbrek kistleri erken, genellikle 12 aylıktan önce görülebiliyor. Bununla birlikte böbrek yetmezliği genellikle daha sonraki yaşlarda ortaya çıkıyor. Bu nedenle geç başlangıçlı böbrek hastalığı olarak da kabul edilmiştir polikistik böbrek hastalığı. Evet. Ve İran kedilerinin yaklaşık %37'sini etkileyen bir hastalık. İlerleyen retinal atrofi, Bengal kedisine özel bir hastalıktır. Özellikle retinadaki fotoreseptör hücrelerinin tahribatına neden oluyor. Hücrelerin kaybı yaklaşık 7 haftadayken başlıyor ve kedi yaklaşık 2 yaşındayken çok fazla görüş görmediği sürece hastalık yavaş olarak ilerliyor. Bununla birlikte körlük farklı kedilerde farklı oranlarda gelişebiliyor. Kör kediler geceleri daha fazla zorluk çekmeye meyilli. Bazen daha çok ses çıkarır ve sahiplerine daha fazla bağlanabilirler. Etkilenen kediler ayrıca bıyıklarını daha ileri bir pozisyonda taşıma eğilimindedir. Bir kez çevrelerini tanıdıklarında çok hareketli ve aktif olabilirler. Bengal kedilerinde bu hastalık otozomal resesif olarak kalıtılıyor. Ve yine taşıyıcılar bir kopyası olan kedilerde, daha doğrusu mutasyonun bir kopyasına sahip olan kediler taşıyıcı, İki kopyasına sahip olan kediler hasta olarak isimlendirilebiliyorlar. Mukopolisakkaridoz 6. Burada arkadaşlar lizozomal depo hastalığı olarak isimlendirebiliriz. 8 aylıkken ciddi arka bacak hareketliliği veya felci sorunları ve dejeneratif eklem hastalığı belirtileri görülebiliyor. Klinik olarak idrar muayeneleri, dermattan sülfat seviyelerinde artış ve beyaz kan hücresi granüllerinde artış olduğu gözlenmekte. Organlar ve dokularda hücreler arası dermattan sülfat birikimiyle tehlikeye girebilir. Hastalığın ek etkileri arasında kornea bulanıklığı ve kalp kapağı kalınlaşması da mevcut. Otozomal resesif karakterde bir hastalık. Birman, Radgold, Siam ve Domestic Shorthair etkilenen ırklar arasında.
Glikojen depolama hastalığı tip 4. Bu Norveç orman kedilerine özgü bir hastalık. Anormal glikojen kasta, karaciğerde ve nöronlarda birikerek ilerleyen organ fonksiyon bozukluklarına neden olabiliyor. Etkilenen kedi yavruları doğumda veya doğumdan hemen sonra ölebiliyor. Ancak birkaçı klinik olarak yaklaşık 5 aylık olana kadar normal görülebiliyorlar. Bu yavrular kalıcı bir ateş geliştirir ve daha sonra kas titreme belirtileri gözlenebiliyor. Belirtiler genelleştirilmiş kas atrofisine ve sonunda ölüme doğru ilerleyebiliyor. Hastalık otozomal resesif karakterde olan bir hastalık. Eritrosit piruvat kinaz eksikliğine baktığımızda burada da arkadaşlar bu hastalıkta aslında yine köpeklerde olduğu gibi kalıtımsal bir hemolitik anemidir. Anemi aralıklı, başlangıç yaşı ve klinik bulguları da değişken olabiliyor. Bu aneminin belirtileri arasında şiddetli uyuşukluk, halsizlik, kilo kaybı, sarılık ve karın büyümesi sayılabilir. Otozomal resesifte karakterde bir kalıtıma sahip bir hastalık. Etkilenen ırklar Habeş, Bengal, Domestic Short Hair ve Long Hair, Mısır, Mao, Laperm, Maine Coon, Norveç Orman Kedisi, Savanna, Sibirya, Singapur ve Somali kedileri sayılabilir. Osteokondrodisplaziye baktığımız zaman arkadaşlar, Scottish Fold kedilerinde gözüken bir hastalık biliyorsunuz. Hem düz hem de katlanmış kulak fenotiplerine sahip olan bir ırk aslında Scottish Fold'lar. Ve aslında bu sevimli yüzü ortaya çıkaran kulak kırılması çok önemli bir mutasyonu gösteren bir fenotip. Ve bu hayvanlar aslında acı çekiyorlar. Neden? Çünkü bu hayvanların eklemlerinde üreyen kıkırdak dokuları daha sonrasında kemik dokularına dönüşüp hayvanları özellikle eklem problemlerine yönlendiriyor ve hayvanlarınız acı çekmeye başlıyor. O yüzden bu Scottish Fold ırkının kırık kulaklarının kesinlikle ve kesinlikle damızlıkta kullanılmamasını biz tavsiye ediyoruz. Veteriner hekim olduğunuzda sizler de bunu mutlaka kontrol altında, daha doğrusu bu konu hakkında mutlaka hayvan sahibini bilgilendirmelisiniz. Ve veteriner hekim olarak üzerinize düşen sorumluluk aslında bu ırk için önemli. Evet. Kulak kıvrılması 3 haftalıkken başlıyor. Aslında tüm kedi yavruları düz kulakla doğuyor ve yavaş yavaş kulaklar kıvrılmaya başlıyor. Mutasyonun diğer etkileri değişken, ancak en tutarlı şekilde şekilsiz ayak parmaklarından, kalınlaşmış ve esnek olmayan kuyruklardan ve hızlandırılmış ilerleyici osteoartritten kaynaklanan daha küçük ayaklar olarak gözlenebiliyor. Ve dolayısıyla dediğimiz gibi, peki bu hastalık ne yazık ki bir de otozomal dominant, yani oldukça yüksek oranda gözüküyor ve tek bir kopyasını bile taşıması hayvanın, mutant allelin aslında bu hastalığı fenotipe yansıtmasına sebep olabiliyor. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bunlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Peki, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Eda için. Sağ olasın. Sorusu olan varsa arkadaşlar alabilirim. Yoksa sonlandıracağım sunumu. Hepinize başarılar diliyorum.